Number One TV, Number One Türk TV, Number One FM ve Number One Türk FM ortak yayınına hoş geldiniz. Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili adayı Yalçın Akdoğan'ı ağırlıyoruz bugün. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. Sağ olun. Çok yoğun bir dönemde gençlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sayın gençler Bakanım. Bizim geleceğimiz. En son TÜİK verilerini açıkladı. 12 milyon 600 bin 15-24 yaş aralığında insan yaşıyor Türkiye'de ve 3 milyon 200 bin kişi de ilk defa ya da işte Haziran'dan sonra ikinci defa oy kullanacaklar. Tabii gençler merak ediyor. Kime oy verecekler? Oy vermeyi planladıkları kişiler nasıl kişilerdir? Özel hayatlarını nasıl yaşarlar? Ya da bizlere neler vaat ediyorlar? Evet. Birebir sizin ağzınızdan dinlemek istedik efendim. Gençlere neler önerirsiniz ve ne yapacağız önümüzdeki yıllarda? Tabii için. Dediğiniz gibi yani Türkiye'nin aslında en önemli gücü genç nüfusundan, dinamik nüfusundan, eğitimli nüfusundan geliyor. Aslında nüfus artış hızı da Türkiye'de geriliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 3 çocuk tavsiyesi aslında boşu boşuna değil. Yani Avrupa ülkelerinde nasıl bir durgunluk oluyorsa, yani nüfus, genç nüfus özellikle, yani emek ekonominin itici gücüdür. Bu noktada baktığımızda nüfus artış hızının gerilemeye başlamış olması uzun vadede, orta vadede Türkiye için bir problem olarak ortaya çıkabilir. Tabii gençler bizim dediğim gibi geleceğimiz. Tabii biraz daha böyle apolitik bir gençlik zaman zaman oluşuyor, görülüyor. Yani siyasetle uğraşanlar sanki bütün millet her şeyi, işi gücü bıraktı, siyaset takip ediyor. Evet. Olup biten işte siyasi polemikler, tartışmalar, olaylar hep bunları takip ediyor gibi düşünüyoruz biz siyasetçiler olarak. Ama aslında tabii toplumun bazen başka bir gündemi olabiliyor. Gençlerin ayrı bir gündemi olabiliyor. Onların farklı hassasiyetleri, öncelikleri olabiliyor. Hayata bambaşka bir zaviyeden, perspektiften bakabiliyorlar. Siyasetçilerin görevi tabii toplumun bütün bu kesimlerini anlamaya çalışmak. Yani onlara empati yapmak. Onların derdi nedir, sevinci nedir, neyden hoşlanırlar, nasıl bir gelecek öngörüyorlar. Yani siyaseti biz topluma bir gelecek vizyonu ortaya koymak için yapıyoruz. Peki onların ne istediğini bilmezsek, nasıl bir gelecek, nasıl bir vizyon istediğini bilmezsek, neyden mutlu olur, neyden üzülür bunu bilmezsek böyle bir vizyon ortaya koyabilir miyiz? Koyamayız. Yani bu yüzden gençlerimizin ne hissettiği, nasıl yaşadığı, nasıl bir Türkiye arzuladığı bu noktada o kopukluğun yaşanmaması lazım. Yani siyasetçinin toplumun her kesimiyle, yaşlılarla da, emeklilerle de, çiftçiyle de, büyük şehirlerde yaşayanla da, kırsal kesimde olanla da, gençle de, kadınlarla da, bütün bu kesimlerin zihin dünyaları, beklentileri, hissiyatları, bunları anlamak siyasetin temel görevi. Bunu eğer ıskalarsanız, yani kaçırırsanız, o zaman aslında toplumun önemli bir gerçekliğini kaybetmiş oluyorsunuz. Yani siz toplumdan kopmuş oluyorsunuz. Bu yüzden yani biz sürekli anketlerle, bir takım çalışmalarla, işte fokus gruplar yapıyoruz mesela gençlerle bir araya gelip derinlemesine bir meseleyi sorguluyoruz. Onların bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Bunlar önemli. Tabii seçimler bu noktada bir muhasebe fırsatı veriyor. Yani vatandaşımız gidiyor, iradesini ortaya koyuyor. Siyasetçi de bir muhasebe yapıyor. Yani nerede yanlış yaptık? Kendi öz eleştirisini yapıyor. Farklı neler yapmam lazım? Bütün bu toplum kesimleri, yani seçmen dediğinizde tek bir tipoloji gibi duruyor. Seçmen. Ama öyle değil. Yani bunun etnik özellikleri var, mezhep özellikleri var. Yani seçmen davranışını etkileyen birçok faktör var. Yani kimi ekonomik gerekçelerle oy veriyor, kimi mezhepsel gerekçelerle, etnik kimlik önemli. Başka yaşanan bir takım hadiseler genel siyaset etkili olabiliyor. Veya yerel siyaset. Diyelim ki vatandaşın kapısının önündeki işte bordür taşı, kaldırım taşı ne kadar? Yani birçok şey seçmen kanaatini etkileyebiliyor. Böyle baktığımızda bütün bu toplum kesimlerinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak siyasetin dediğim gibi temel görevi. Seçimlerde buna fırsat veriyor. Şimdi biz 7 Haziran'dan sonra yani %41 aldık. 41 yani işte birinci parti olduk. %40'ın üstünde oy almak
siyasi tarihimizde çok önemli bir başarı. Ama AK Parti'nin daha önce, daha çıta yukarıya koyduğu için o aradaki fark neden kaynaklandı? Bunu da anlamaya çalışıyoruz. Yani ne kadar emeklerimiz bir oy farkı var efendim, ne dedi işte 46 ile hesaplarsan veya yerel seçim 44 vesaire hesapladığında neticede arada bir fark oluştu. Bunu bir şekilde bizim anlamlandırmamız lazımdı ve bu noktada dersimizi iyi çalıştık. Yani vatandaş ne dedi, neyi eleştirdi, farklı ne görmek istiyor seçim beyannamemizi, o yüzden farklı farklı bir takım vaatleri koyarak yeni bir beyannameyle ortaya çıktık. Gençlerimiz de tabii yeni oy kullanacak vatandaşlarımız, onlar nasıl bir hissiyatla sandığa gidiyorlar? Tabii bu aslında yani bir vatandaşlık görevi diyoruz ya, işte askerlik gibi oy kullanmak vesaire. Yani ülkenin mukadderatı üzerinde söz sahibi olmak. Yani bu ülke benim ülkem, bunun gidişatında, geleceğinde benim de bir etkim olsun. Bu sorumluluk duygusu önemli bir duygu. Yani bir gencimiz, işte 18 yaşında giren bir gencimizin bu sorumluluk duygusuna sahip olmuş olması, bu başlı başına bir değerdir, bir kazançtır. Yani herkesin siyaset yapması gerekmiyor ve ülkeye hizmet de sadece siyaset yapmakla olmuyor. Oy vermek bile çok önemli bir vatani görev, çok önemli bir sorumluluk tezahürü göstergesi. Böyle baktığımızda gençlerin de sandığa gitmeleri, yani ben de ülkemin geleceğinde söz sahibiyim demesi, bunlar önemli. Tabii orada oy verirken zaman zaman şu tür eleştiriler oluyor. İşte gençler eski Türkiye'yi bilmiyorlar, yaşamadılar. Doğru, yaşamadılar. Yani AK Parti iktidara geldiğinde onlar belki okula da gitmiyordu. Yani ilk defa oy kullanacak olan tabii, kardeşlerimiz. Bunları da ama bilmek gerekir. Şimdi biz de darbeler sürecini yaşadık. Yani Allah işte ben birkaç tanesini yaşadım en azından benim yaşımda olanlar. Ama yaşamayanlar da demokrasi serüvenini, tarihini, siyasi tarihi okuduklarında bunun ne anlama geldiğini, yani Türkiye'nin gelişimine nasıl sekte vurduğunu, nasıl geri bir noktaya Türkiye'yi sürüklediğini okuyarak da görebiliyorlar. Yani bunu kötü olduğunu bilmek için, görmek için, anlamak için illa yaşamak da gerekmiyor. Bu yüzden yani tek tek vatandaşlarımız geçmişteki bir takım olumsuzlukları tecrübe etmemiş olabilirler, yaşamamış olabilirler. Yani diyelim ki Dublyol'un bile olmadığı, işte AK Parti iktidara geldiğinde 6000 küsur kilometre Dublyol vardı. Ne olduğunu bile şu anda bildiklerini... Şimdi 18.000 kilometre yapıldı. Yani işte otoyollar var, hızlı tren var, her işte havalimanları 26 taneymiş, 55 tane olmuş. Yani buralar kullanıldığı için bu artık normal, sıradan bir şey gibi görünüyor. Ama eskiden bu çok büyük bir problemdi. Yani diyelim ki Ankara-Kırıkkale arasına gitmek çok büyük bir problem. Yani o Elma Dağı rampaları vesaire oralardan geçmek saatlerce kuyruk olur. Bir kamyonun arkasına takılırsınız. Yani bir sürü insan hayatını kaybeder hatalı sollamaktan vesaire. Çünkü bir gidiş bir geliş. Veya işte ben Eskişehir'de okudum, 6 yıl kaldım. Oradan İstanbul'a gideceksiniz. Yani bütün o işte Bilecik'teki rampaları, tepeleri, dağları aşacaksınız. Ankara'da mesela Kızılcahamam'a giderken orada ne büyük sıkıntılardı. Eski Ankara, İstanbul yolu. Yani bütün bunlar, şimdi tabii bunlar hep aşıldı. Yani sıradanlaştı, normalleşti. Tabii. İnsanımız da bu hizmetlerin en iyisine layık. Ama tabii bunları yaşamayanlara bunu anlatmak çok kolay olmuyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani böyle kafasına kakar gibi, bak geçmişte çok kötüydü, sen bunun değerini bil anlamında değil. Ama Türkiye nereden nereye geldi? Bir şekilde bunun görülmesi, bilinmesi, anlaşılması, bugüne sahip çıkmak, bugünkü imkanların değerini bilmek açısından önem taşıyor. Oradan kalkarak nasıl geleceğe yürüyeceğiz? Yani siyaset hep geçmişe takılıp kalmakla olmaz. Siz geleceğe dair bir şey söyleyeceksiniz. Bakın şimdi beyannamelere. Bizim seçim beyannamemizde 3 bölüm var. Reformlar, vaatler ve projeler. Şimdi diğer partilerin siz proje açıkladığını duydunuz mu? Hayır. Yani yok. Yani biz yüzlerce dev proje açıkladık. Türkiye'nin geleceğinde yani hızlı tren projeleri, otoyol projeleri, havalimanı projeleri, baraj projeleri vesaire vesaire. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin büyümesi demek. Yani o yatırımları yapmazsanız ülkeniz büyümüyor. Ülke büyümezse, yani ekonomik olarak büyümezse birçok alanda
Siz o işte güven ve istikrarın sürmesi vesaire birçok alanda bir daralma yaşanıyor ve tek tek bütün vatandaşlarımız bundan olumsuz etkileniyor. Yani milli gelirin artması duruyor, geriye gidiyor. Birçok alana bunun olumsuz etkisi oluyor. Bu projeler bu yüzden çok önemli ve doğrudan vatandaşımızın günlük yaşantısının konforunu arttıracak, standardını yükseltecek işler. Ama diğerlerinde bunu duyamıyorsunuz. Çünkü onu yani yap desen adam öyle bir proje yapmamış zaten. Yani hayatında öyle bir yatırım yapmamış ki. Yani bir dikili ağacı yok. Sadece konuşarak siyaseti yapıyor. Oysa siyaset sadece konuşmak demek değil. Somut projeler, yatırımlar. Ne yapacaksın sen? Ankara'ya ne yapacaksın? İstanbul'a ne yapacaksın? Bunlar çok önemli. Bunu tek söyleyen şu anda AK Parti. Diğer partilerin böyle proje vesaire gibi beyannamelerinde bir şey olduğunu veya bunun öne çıktığını görmezsiniz. İkincisi vaatler. Bunlar da popülist olmaması lazım. Yani afaki. Böyle işte ben bir şey atayım kafadan. Millet inansın nasıl olsa iktidara da gelmeyeceğim. Biraz oyumu arttırırım. Bizimkiler öyle değildi. Biz şu anda iktidarız. Ve iktidar sorumluluğuyla hareket etmek zorundayız. Yarın ülkeyi yine biz yöneteceğiz inşallah. Yani bir şey söylediğimiz zaman onu yapmak zorunda olan biziz. Öyle olunca afaki konuşamayız. Popülist davranamayız. Bu çerçevede bütün vaatlerimizde, yani gençlerle ilgili, işte kadınlarla ilgili, çiftçiyle ilgili, emekliyle ilgili bunların hepsi çalışılmış. Bütçe dengelerini bozmayacak, mali disiplini bozmayacak şekilde planlanmış vaatler. Böyle baktığımızda yani AK Parti olarak biz 7 Haziran'da seçmenin mesajını doğru anlamaya çalıştık, ders çıkarmaya çalıştık, kendimizi yeniledik, siyaset tarzımızdan üslubumuza kadar. Beyannamemizden bu süreçte takındığımız tavırlara kadar her konuda daha farklı bir, daha pozitif, daha yapıcı bir şekilde vatandaşımızın karşısına çıktık. Şimdi tabii sayılı günler kaldı. Birkaç gün sonra vatandaşımız bütün partilerin notunu verecek. Evet. Şimdi vatandaş 7 Haziran'dan sonra şuna baktı. Bir, hükümet kurma sürecinde kim ne kadar sorumlu davrandı? Kim sorumluluktan kaçtı? Kim taşın altına elini koydu? Biz bunu merak ediyoruz. İki, terör hadiseleri yaşandı. Evet. Kim bundan, bu olaylardan sonra ortak bir tavır takındı, bir duruş sergiledi? Bu milli bir mesele, hepimizin tabii meselesi. Türkiye'ye dönük bir saldırı. Böyle bir hadisede siyaset kurumu bir arada hareket edebildi mi? Bu siyasi parti liderleri sorumlu bir üslup takındılar mı? Bunu da vatandaşımız gördü. Yani kimlerin olay anında hemen devleti katil ilan ettiğini, kimlerin görüşmekten bile kaçtığını, kimlerin bunu siyasi kampanyasının bir PR faaliyeti haline getirdiğini, yani onun ciddiyetine yakışmayacak şekilde hareket ettiğini, her şeyi yapmaya hazırım deyip ortak açıklama bile yapamadığını gördü. Yani bu olaylara bakınca seçmenin bir fikri oluştu şu anda. Ben onu görüyorum. Bir sessizlik var ama bu karar vermiş olmanın getirdiği bir sessizlik. Vatandaş, güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu, tek tek hepimiz için, ailelerimiz için, çocuklarımız için güven ve istikrarın ne kadar sihirli bir kavram olduğunu bir kez daha çok iyi gördü. Bu süreçte kimlerin doğru yaptığını, kimlerin vatandaşın mesajını anlamaya çalıştığını, sorumlu davrandığını gördü ve bir kanaati oluştuğunu düşünüyorum ben. Efendim, biz çok merak ediyoruz. Tabii bütün bunları zaten anlatıyorsunuz. Birçok yerde dinliyoruz ve dinlemekten keyif alıyoruz. Son 10 yılda yaşananlar ortada. Şükürler olsun ki çok güzel şeyler yaşattınız bize. Teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da güzel şeyler yaşayacağız hep birlikte. Şu Haziran'dan bugüne de kimin ne olduğunu da hani biraz yaşayarak da görme fırsatı da gördük. Acaba Haziran'da nasıl bir mesaj verdi genç seçmen bize ve Haziran'ın o günü hemen insan açıklamalar geldi. Biz koalisyon yapmayacağız, onu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Hayır, bir sürü böyle hayırlar uçuştu havada. Biz gücümüzü başka yerlerden alıyoruz diyen, söyleyelim HDP kalktı, HDP'den biz saçma sapan yerlerden gücümüzü alıyoruz dedi. Gençler nasıl bir sizce mesaj verdi Haziran'da ve bu aradaki zamandan nasıl bir çıkarım elde edebiliriz? Şimdi tabii burada yani AK Parti baktığımız zaman vaatlerine yani bir
kişi evlendiğinde, aile sahibi olduğunda, çocuk sahibi olduğunda bunların hepsini planlayan, hepsine dönük somut vaatlerde bulunan bir şeyimiz var. Bunun, yani çocuk ilkokula başladığında, üniversiteye gittiğinde, üniversiteyi bitirdiğinde, iş sahibi olduğunda bütün hayatının her aşamasını planlayan, yani yatırımlarla planlayan, işte okullarla, dersliklerle, internetle, ne gerekiyorsa hayatın o anında, diyelim ki ilkokula gittiniz, masalarınızın, sıralarınızın üzerinde kitapları devlet olarak biz veriyoruz. Artık evet, gidip kapı kapı kitap aramıyorsun. Evet. Yani oradan tutun da, işte okula gidemeyen kız çocuklarımıza, erkek çocuklarına, devletin ilkokulda dahi verdiği burslara kadar, daha sonraki aşamalarda üniversite öğrencilerine verilen burslardan işte yapılan yurtlara kadar, bütün bu aşamaları hem proje olarak planlayan hem de ilave imkan, diyelim burs olarak veya ailelere verilen bir takım şeyler var. Yani işte kızlar daha fazla okula gidebilsin diye, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın istifade etmesi için bir takım imkanlar sunuluyor biliyorsunuz. Bunları planlamaya kadar. Şimdi böyle baktığımızda gençliğin özellikle üniversite sonrasına dönük daha fazla taleplere sahip olduğunu gördük. Yani üniversiteyi bitirene kadar biraz daha bir ailenin parçası, onun getirdiği bir sosyal güvenlik şemsiyesi var. Evet. Ama bitirdiği anda artık bir, yani ben artık kendi kanatlarımla uçmanın başlangıcındayım, başlangıç noktasındayım, evet, diyor ve bir kariyer planlaması yapıyor. Bir hayatının geleceğine dair bir planlama yapıyor. O andan itibaren yaşayacakları ve devletin o anda ona söyledikleri, ne söylediği, bu kısmın daha öne çıktığını gördük. Ve bu yüzden bizim beyannamemizde bu bölüm daha ağırlıklı oldu. Yani üniversiteyi bitiren bir genç mesela, sağlık sistemi içerisinde ailenin şey olarak görülmüyor artık. O sistemin dışında kalıyor. Evet. Yani üniversiteyi bitirene kadar normal işte babasının, annesinin sosyal güvencesiyle diyelim ilaç alıyor, tedavi görüyor falan. Evet. Bitirdiği anda çocuk şimdi iş de bulamadıysa bir anda bir boşlukta. Ne olacak? Bunu gidermeye dönük. Dedi ki 2 yıl. Bütün bu giderleri normal, yani sosyal güvence, sağlık imkanları vesaire, bunu devlet sağlayacak. Yani kimse bir şeye kapılmasın, telaşa kapılmasın. Ben üniversiteyi bitirdim. Kaygıya kapılmasın. Tabii yani sosyal güvencesi olsun. Sağlık imkanlarından istifade edebilsin. İş kurmak istiyor. Şimdi üniversiteyi bitirmiş bir yavrumuz, yani ne yapacak? Gidip bankadan kredi çekmeye istese belki kredi vermeyecek. Çünkü üzerine kayıtlı bir şey lazım vesaire. Evet. Şimdi bunu da kolaylaştırdık. Devlet orada güvence verecek. Bir 50 bin lira bir kere şey veriyoruz. Yani karşılıksız hibe, işini kuracaksa gencimiz. Eğer yetmiyorsa 100 bin lira da faizsiz İş kredi. İş kuracak gençlere. İş kuracak. Bu şimdi mesela önemli bir şey. Yani 50 artı 100, 150 bin lira. Bu önemli bir can suyudur. Hakikaten yani bir işe yani girecek için. Veya ben kendi işimi kurmayacağım. Ne yapacaksın? Ben bir yere girip çalışacağım. Hı. Tamam kardeşim, çalış. O zaman onu da bir yıl maaşını devlet karşılayacak. Yani genç istihdamını arttırmak için bir teşvik bu. Yani, yani ben bir kanal yöneticisiyim. Siz kanal yöneticisiniz. İletişim mezunu bir gencimiz geldi. Sizin yanınızda çalışacak. Bir yıl maaşını... Bizde bütçemiz var tabii. Bir yıl maaşını evet, biz ödeyeceğiz. Yani hükümet, devlet ödeyecek. Çok, bu da önemli bir şey. Hakikaten öyle. Yani bu şekilde, şimdi hepsini ben saymayayım, birçok evet, AK Parti'nin yeni döneme dönük vaatleri var. Bugüne kadar gençlerimiz için çok şeyler yaptık. Ama burada yeni bir takım ihtiyaçlar, yeni bir takım meseleler gündeme geldi. Buna dair de biz bunları planladık ve bu şekilde bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diğer kadınlarla ilgili, emeklilerle ilgili, bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı bir takım şeyler var, vaatler var. Mesela ev sahibi, asgari ücretli veya emekli. Bunları ev sahibi yapalım. Yani o insanımız, dar gelirli İnsanımız, hem asgari ücreti arttırıyoruz biliyorsunuz, 1300 liraya çıkarıyoruz ama düşünün şimdi bu kişi nasıl ev sahibi olacak? Bunu da bir şekilde teşvik için şöyle bir düzenleme yapalım dedik. Tamam, TOKİ bunlara ev yapsın bu vatandaşlarımıza ve kira öder gibi, şimdi 1300 lira maaşı var. Bunun diyelim ki 300 lirasını, 400 lirasını diyelim kiraya veriyor. Buradan hemen olacak mı Sayın Bu Bakalım? Vatandaşımız aynı anda bir de TOKİ'nin şeyini ödeyemez. Yani zaten kira ödüyor. Ayrıca bir nasıl
evin taksini ödesin. Onun için dedik ki eve taşındıktan sonra, yani eve taşınacak, sonra 240 ay, yani 250 lira ortalama bir ücretle, 250 lira, 250 lira ödeyecek. Yani başka bir yere kira ödemektense oturduğu evin taksini ödesin. Şimdi bunlar da bu tür böyle birçok düzenleme var. Bugüne kadar biz 700 bin civarında böyle konut yaptık. Bunların bir kısmı dar gelirli için sosyal konut, bir kısmı da onları finanse etmek için normal bir takım konutlar. Bu yani Cumhuriyet tarihinde bunlar yapılmış şeyler değil. Bakın yani 700-800 bin tane konut yapacaksınız ve 1 milyon 200 bin hedefini ortaya koyacaksınız. Bugüne kadar yapılanların 3 katını yapacaksınız. Diyelim 6 bin kilometre dubli yol yapılmış, biz 18 bin kilometre yaptık. Her alanda, tabii tabii yani 80 yılda diyelim o kadar yapılmış, biz işte AK Parti döneminde 3 katını yaptık. Ve Türkiye'yi birçok alanda 3 kat büyüttük. Milli gelir, Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolardı. Bunu 800 milyara çıkardık. Yani her alanda ciddi bir büyüme var. Ve bunu yani AK Parti tek başına hep kendi gücüyle yapıyor anlamında söylemiyorum. Millet olarak hep birlikte yaptık. Yani iş adamlarımızın katkısı, özel sektörün yaptığı yatırımlar, yani sivil toplumun farklı kesimlerin, herkes taşın altına koydu. Yani bugün Türkiye'nin övündüğümüz büyüme rakamları aslında hep birlikte millet olarak ortaya koyduğumuz performansın bir sonucu. Ama bir istikrar vardı Sayın Bakanım, değil mi? Yani tabii işte güven ve istikrar, güven ve istikrar önemli, burada en önemli kavram. Bu işin ruhunu oluşturuyor. Bu kaçarsa, işin ruhu kaçarsa, gördük işte, ondan sonra her şey bir anda bundan olumsuz etkilenebiliyor. Güvenlik de bunun bir temeli. Yani güven ve istikrar, huzur ve güvenlik. Bütün bunlar varsa o zaman daha hızlı büyüyebiliyorsunuz. Terör de mesela yoktu sizin iktidar döneminiz. Yani çok azaldı daha doğrusu. Bitti gibiydi. Evet. Son iki aydır neler yaşadık Sayın Bakanım? Yani bu hep istikrarsızlıktan kaynaklanan. Şimdi burada şunu hep öncelikle söyleyelim. Yani terör Türkiye'nin 30 yıllık bir başına bela olan bir konu. Evet. Yani yeni tanıştığımız bir konu değil. 90'lı yıllarda bu terör meselesi o kadar azmıştı ki bir ilçeden bir ilçeye gidilemiyordu. Yani gençlerimiz belki hatırlamaz. Diyelim ki memurlar tayini çıkmış bir yere gidecek. Veya işte vatandaşımız bir ilçeden bir ilçeye gidecek. Onlar bekletiliyordu araçlar. Haftanın belli günlerinde konvoy olarak gidebiliyordu. Veya o ilçeye işte erzak gidecek vesaire belli dönemlerde gidebiliyordu. Ve asker sevkiyatı falan tamamen hava yoluyla yapılabiliyordu. Yani o kadar olumsuz şartlar vardı. Tabii ondan sonra yaşananlar, yani 2000'li yıllarda Öcalan'ın Türkiye'ye işte teslim edilmiş olması, PKK'nın farklı bir strateji izlemeye başlaması, yani AK Parti iktidara geldiğinde sanki bu işler bitmişti de başlamış gibi bazen yorumlar yapılıyor. Bitmiş falan değildi. O süreçte örgüt taktik değiştirdi, kurumsallaşma sürecini tamamladı ve o dönemki iktidar gereğini yapmadığı ve üzerine gitmediği için tam dönemiydi. Öcalan verilmiş, o dönemde üzerine gidilecekti ve bitirilecekti. Ama gereken operasyonlar yapılmadığı için örgüt farklı bir şekilde kurumsallaşma, işte bir sürü isimler altında farklı kurumsal yapılar kurdular ve kurumsallaşmasını tamamladı. Daha sonra AK Parti iktidara geldikten sonra biz dedik ya bu sorunlar bizim kaderimiz mi? Yani bu sorunlarla Türkiye nasıl büyüyecek? Ve bu Türkiye için bir beka sorunu, geleceğimizi tehdit ediyor. Yani toplumda bir ayrışma ortaya çıkıyor. Şimdi buna kafamızı kuma gömebilir miyiz? Ülkenin bir bölgesinde bir takım meseleler var veya farklı toplum kesimlerinin meseleleri var. Evet. Yani bu Kürt olabilir, Alevi olabilir, Roman olabilir. Yani azınlıklar olabilir. Farklı kesimler. Şimdi bu meseleleri çözmemiz lazım. Demokrasi zemininde çözmemiz lazım. Ve bunun için işte o açılım süreci falan öyle başladı. Yani kimin ne sorunu varsa bunları çözelim ki toplumsal birlik bütünlüğümüz güçlensin. Bu bir sosyal restorasyon projesiydi. Kardeşliğimiz yücelsin. İnsanlar birbirine kem gözle bakmaya başlamasın. O şucu bucu demesin. Bu meseleleri geride bırakalım. Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Ve bunlar bir ayak bağı. Bunların, bu sorunların devam etmesi, bizim görmezden gelmemiz, Türkiye için başka tehditler oluşturuyor. Yani yüksek ateşte yaşamak gibi. Sen sürekli yüksek ateşte yaşıyorsun ve hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Bu vücutta başka hastalıklara sebep oluyor. Bir gün küt diye gidersin. Yani bunu sen görmezden geldiğinde o sorun ortadan kalkmıyor ki. Yani onu teşhis etmek, tedavi etmek gerekiyor. Bunun için çaba gösterdik.
o dönemlerde bütün bizim bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen bunlar hep boşa çıkarılmaya çalışıldı ve sabote edildi. Habur'da sabote edildi, Silvan'da saldırıyla sabote edildi, Dağlıca'da edildi, Kobani olaylarıyla edildi. Yani devlet kendisini dönüştürdü. Demokratik bir görünüme geçti. Paradigmayı değiştirdi. Yani red, inkar, asimilasyona son verdi. Evet. Ben bütün bu vatandaşlarımı, benim vatandaşlarımdır, onları kucaklıyorum. Onlara iyi bir gelecek sunmak ve hizmet etmektir benim görevim. Dedi ve hizmet etti, yatırım yaptı, reform yaptı, hak ve özgürlükleri geliştirdi. Ama birileri de sürekli bunu sabote etmeye çalıştı. Bu ya, noktada söyledi, yani terörle de mücadele sanki AK Parti döneminde hiç mücadele edilmedi gibi bazen yanlış şeyler var. 13 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinin en büyük terörle mücadele operasyonlarını bu hükümet yaptı. Bakın Silvan saldırısı oldu yine bu açılım sürecini sabote etmek için. Askerlerimiz şehit edildi malum. Onun üzerine biz başlattığımız operasyonlarla bir yıl içinde 1500'e yakın PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yani örgüt zaman zaman ben bir ütopyam var benim, kızıl elmam, gidip bunu silahla yapabilirim. Senin bu çözüm işte demokrasi vesaireyle bu olmaz, ben silahla bunu yapacağım şeyine kapılıyor ve bu süreçleri bozuyor. O zaman da böyle bir yanılgıya kapıldı, ben silahla bu işi yapacağım. Devletten tokadı yedi, oturdu aşağıya. Yani 13 yıl boyunca bu konularda terörle mücadele, güvenlik açısından da AK Parti çok önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Ama çözüm sürecini bunlar yine sabote ettiler. Kobani'de insanları isyana teşvik ettiler. Örgüt Türkiye'yi terk etmedi vesaire, işte bilinen süreçler. Evet. Ve bu sürece ihanet ettiler. 7 Haziran'dan sonra bu operasyonlarla durup dururken keyiften başlamadı. Bunlar bir sonuç. Yani örgüt çıktı, eylemsizliği ben bitiriyorum dedi. Ben devrimci halk savaşı ilan ediyorum. Ben işte halk isyanlarıyla kurtarılmış bölgeler ilan edeceğim dedi. Ve açık terör saldırılarına başladı. Uyuyan polislerimizi şehit etti bakın. Yani böyle bir alçaklık, böyle bir canilik var mı? Yani uyuyan polis sen niye şehit edersin ya? Yani ambulans şoförünü öldürüyor. Eşinin yanında, çocuğunun yanında sivil askerimizi öldürüyor. Şimdi bunların üzerine devlet eğer bu operasyonları yapmasaydı, bu süreci başlatmasaydı Türkiye'de bir kaos çıkarmak istiyorlardı. Yani devlet kalmadı, devlet otoritesi yok, ben istediğimi yaparım. Bu asker, bu polis, bu milletin evladıdır. Bizim çocuklarımız bunlar. Sen kimse bunlara canına kastedemez, vatandaşımızın, sivillerin canına kastedemez. Bunu kasteden olursa devlet de bunun gereğini yapar ve şu anda bu süreç devam ediyor. Bu süreç seçime endeksli bir süreç falan değil. Bakın terör olduğu sürece terörle mücadele olacak. Bu elbette çok boyutlu olacak. Yani sadece güvenlik politikalarıyla terörün üzerine gidilmiyor. Bunun için zaten farklı yöntemler de bu süreç içerisinde denendi. Çok boyutlu olarak terörle mücadele netice alana kadar devam edecek. Burada tabii zaman zaman bunlar böyle sıkıştıkları zaman, örgüt bozguna uğradığı zaman hemen işte yalandan bir eylemsizlik ilan ediyor vesaire. Şimdi o siyasi uzantısının işine yarasın diye de bu seçimlerden önce öyle tekrar ben işte eylemsizlik ilan ediyorum falan dedi. Ona da uymadı gerçi. O da tam bir kandırmacaydı. Her şey bir yalan. Yani bir taraftan öyle diyor, bir taraftan evet, canlı bomba talimatları veriyor. İşte MLKP'ye, DHKPC'ye, onları da o besliyor. Bu terörün anası PKK. Bütün bu diğer örgütleri de o ordu kamplarında eğitti. Böyle bir kandırmaca içine giriyor. Yani ne zaman sıkışsa, şimdi tabii devlet çok önemli başarılar kaydetti terörle mücadelede. Yani gerçekten Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonları Kuzey Irak'ta, yani bilinen bütün hedefler vuruldu. Şimdi bazen diyorlar ki ya bu süreçte devlet uyudu mu? Bunların istihbaratı alınmadı mı? Devlet uyusaydı bugün bu operasyonlar yapılmazdı. Bütün bunların istihbarat çalışmaları yapıldı. Şimdi gidip dağ taş bombalanmıyor. Güdümlü füzelerle hedefler, tespit istihbaratın tespit ettiği hedefler vuruluyor. Ve çok sürpriz etkisi yaptı. Onlar bilmiyorlardı bütün bu hedefleri devletin bildiğini. Ve bunların hepsi imha edildi. Türkiye kırsalında ciddi mesafe alındı. Şehir merkezlerindeki o milis dedikleri YDGH vesaire silahlı unsurlar bunlar ciddi şekilde temizlendi. Yani örgütün buradaki birçok projesi çökertildi. Devrimci Halk Savaşı çökertildi, özellik projesi çökertildi, kurtarılmış bölge mahalleler bunlar çökertildi.
Ve Allah'ın izniyle inşallah bütün o şehirdeki yapılanmalar da temizlenecek ve dediğim gibi yani onun beli kırılana kadar bu terör yapılanmalarının bu süreç devam edecek. Sayın Bakanım, bunlar güçlerini nereden alıyorlar? Yani herhalde Kürt vatandaşlarımızın haklarını falan savunmuyorlar ya da artık şimdi öyle bir dertlerin olmadığı yani. Zaten ortaya çıktı. Yani burada çözüm süreci vesaire vatandaşı muhatap alan, onun hakkını, özgürlüğünü geliştirmeye çalışan. 13 yılda biz neler yaptık? Yani Kürt meselesi denilen o sorun yumağının içerisindeki birçok meselenin çözülmesinde bu hükümet çok önemli adımlar attı. Yani vatandaşın günlük yaşamını rahatlatacak, normalleştirecek, hakkını, hukukunu geliştirecek. Yani hem hizmet yaptık, hem yatırım yaptık, hem reform yaptık. Bütün bu olumsuz devlet algısını değiştirdik. Devlet-millet kaynaşmasını sağladık ki bugün PKK'nın çağrılarına halk olumlu karşılık vermiyor. Bugün terörle mücadelede devletin yanında yer alıyor. Yani %70'ler civarında bu operasyonlar halk desteği var. Yani operasyonlar halk desteğinin yüksek olması, örgütün çağrılarına da insanlar sokağa dökülmemesi, karşılık vermemesi, bunun bir sebebi devletin işte bu 12-13 yılda yaptıklarıdır. Devletin iyi niyetini görmeleridir. Devlet gerçekten iyi niyetli çaba gösteriyor. Yani yapılanları kim yaptı, onlar mı yaptı? Hakikaten öyle. Yani bu kadar reform, hak, özgürlük, geliştirme bunları AK Parti hükümeti yaptı. Onlar sadece engel oldu. Sadece sorun çıkardı, sadece bozmaya çalıştı. Yani halk görüyor kim hizmet ediyor, kim tehdit ediyor. Kim yatırımı yapıyor, kim baskı kuruyor. Bunların görülmüş olması önemli. Ve bu süreçte terörle mücadeleye desteğin yüksek olmasının bir sebebi de gerçekten güvenlik birimlerimiz can siperhane, yani kurşunun önüne atlıyor, hayatı pahasına bir mücadele veriyor ama terörist de vatandaşı birbirinden ayırıyor. İnsani hassasiyetle hareket ediyor. Yani en az yani şehit vermeyelim, en az şekilde kayıp zayiat olsun hassasiyeti kadar sivillere de bir zarar gelmesin. Vatandaşımız bir mağduriyet yaşamasın. Bu yüzden hukuk içinde bir mücadele var. Yani 90'lı yıllara benzemiyor. Hukuk içinde bir mücadele var. İnsani duyarlılıkla bir mücadele yürütülüyor. Ve vatandaşın talebi üzerine, vatandaşın ihtiyacı için, vatandaşın hakkını hukukunu korumak için bir mücadele verildiği için bu kadar toplumsal destek var bu mücadeleye. Ve dediğim gibi bu süreçlerde gerçekten Mehmetçik'te polislerimizde çok kahraman bir şekilde mücadele ediyorlar. Halk da onun yanında. Bu sürecin belki en önemli dinamiklerinden bir tanesi de bu terörle mücadele perspektifinin, yeni dönemdeki perspektifin geçmiş dönemlerden çok farklı olmasıdır. Sayın Bakanım, çok çalışıyorsunuz. Belli. Yani hakikaten ben programınıza bakma fırsatı buldum da ben bakarken hakikaten çok çalışıyorsunuz. Yorulmuyor musunuz? Şimdi bu bizim işimiz. Yani siyaset mesai saatleri içinde yapılmıyor. Evet. Yani sadece pazartesi, cuma arası da yapılmıyor. Tam tersine hafta sonu da yapılıyor, geceleri de yapılıyor. Ve devlet yönetiyorsanız tabii bizim muhalefet partilerinden farkımız, yani onlar gerçi siyasi çalışma da yapmıyorlar. Bakın şimdi gidin arazide hangi parti ne çalışma yapıyor? Yani bir tembellik bunların ruhuna sinmiş. Yani bir çalışma yapmıyorlar zaten de. Biz o siyasi çalışmanın ötesinde bir de devlet yönetiyoruz. Yani bir sürü işimiz var. Evet. Yani her gece bir takım hadiseler oluyor. Onları takip ediyorsun, talimat veriyorsun. Başka bir sürü iş var. Yani normal hayatın rutin akışının da devam etmesi lazım. Hizmetlerin aksamaması lazım. Yatırımların durmaması lazım. Bir hadise, bir kriz olduğunda onun yönetilmesi lazım. Yani sen mesai mevhumu yok. Gece de çalışacaksın, gündüz de çalışacaksın, hafta sonu da çalışacaksın. Ve burada buna şikayet etme lüksümüz de yok. Peki nasıl motive oluyorsunuz? Mutlaka ki insanların gözlerindeki mutluluğu gördüğünüzde vatandaşlarımızın bir motivasyonunuz elbette oluyordur. Ama o önemli. Şimdi, yani şimdi biraz bakalım, önce sabahları. Ben yani işte geziyorum ilçeleri. Ankara'nın farklı ilçelerindeydim. Şimdi orada küçücük çocukları görüyorsun, gençleri evet. görüyorsun. Lisede okuyanlar, işte üniversiteye gidenler. Yani orada bir çocuğun gözlerindeki parıltıyı görmek insanı evet. gerçekten rahatlatıyor. Veya bir yaşlı amcanın hayır duasını almak. Bu manevi tatmin önemli. Yani biz bunu niye yapalım? Yani bu çile niye çekilir? Yani birisine dünyayı versen, gel kardeşim şunu yap, yapılmaz bu. Yani dünyevi bir saikle
makam, koltuk vesaire için çekilecek bir karar değil bu. Yani öyle düşünenler varsa hiç bu işe bulaşmasınlar. Ben söyleyeyim. Yol yakın. Yani bu ancak manevi bir tatminle yapılabilir. Yani bunu bir dava olarak görürsen, yani millete hizmet davası, ülkeme, bu biraz yani milliyetçi bir takım duygulara sahip olmakla da, yani ülkeni sevmekle, vatanını sevmekle, milletini sevmekle, ona bir katma değer üretmek, ona bir hizmet ediyor olmak. Bunlar önemli. Ve biz yani bugün siyaset marifetiyle, siyaset kurum marifetiyle bunları yapıyoruz. Geçmişte de aynı ideal peşinde koşuyorduk. Aynı anlayışla nasıl hizmet edebiliriz? Bu sivil toplum, yani bir dernekte, vakıfta bunu yapabilirsin. İşte gazeteci olarak yapabilirsin, danışman olarak yapabilirsin, üniversitede hoca olarak yapabilirsin. Ama ben hayatım boyunca hep o süreçlerde böyle bir mücadelenin parçası olmak, yani bir idealin peşinde koşmak. Bunu şimdi siyaset marifetiyle yapıyoruz. O zaman dediğim gibi köşe yazarı olarak yaptık, hoca olarak yaptık, danışman olarak yaptık. Farklı kademelerde yaptık ama hep aynı amacın peşinde koştuk. Hep aynı ideallerin peşinde, değerlerin peşinde koştuk. Önemli olan o değerlerin yücelmesidir. Bu milletin kardeşliğinin yücelmesidir. Bunun için çaba gösteriyorsan araç değişebilir, imkanlar, vasıtalar değişebilir. Önemli olan sen hangi hedefe kilitlendin? Senin yaşamanın gayesi nedir? Gençlere de ben üniversitede ders verirken hep bunu söylüyordum. Bakın, yaşamı devam ettirmek yaşamın gayesi değildir. Yani ben işte çalışayım, para kazanayım, yaşamımı, hayatımı sürdüreyim. Hayatı sürdürmek hayatın gayesi değildir. Yani çalış çalış, koş koş koş, tam ne olacak? Yani niye yaşıyorsun? Onu sürdürmek değildir amaç. Senin hayatın başka bir amacı vardır. Onlar hayatın rutinidir. Onları elbette yapacaksın. Çalışacaksın, aile kuracaksın, çocuk sahibi olacaksın. Maişiyetini temin edeceksin. Ama hayatın, varoluşun bir gayesi vardır. Bunun peşinde koşmaktır. İşte bu da o değerler, ilkeler üzerinde hareket etmeyi gerekli kılıyor. Böyle yaparsan hayatının bir anlamı olur. Yani ben yaşıyorum ama, yani bir mücadele ediyorum ama hamdolsun bak şu sonuçlar ortaya çıktı vesaire diyebiliyorsan, burada bir manevi tatmin var. Şimdi ben tabii geçmişten bu yana birçok mücadelenin içinde olduk. 28 Şubat sürecinde de çok olumsuzluklar yaşadık. Yani vakıflar kapatıldı, dernekler kapatıldı, 3 kişi bir araya gelip sohbet yapamadı, meslek liselerinin üzerinden geçtiler, başörtüsü, kızlarımız gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Yani toplumun her kesimi büyük mağduriyetler yaşadı. İş dünyası yaşadı, yeşil işte sermaye dediler vesaire vesaire. Şimdi o dönemde işte 1000 yıl süreceği iddia ediliyordu. O dönemde ya nedir yani bu, biz ne yaparsak yani tatmin oluruz. Yani manevi bir tatmin olur. Yani niye mücadele edelim? Bir amacı olsun. O zaman amacımız şuydu. Ya bu sorunlardan kurtulalım. Şu terör belası bitsin. İnsanlarımızı kaybetmeyelim. Akan kan dursun. Bu başörtüsü sorunu çözülsün. İşte İmam Hatip katsayı, meslek liseleri. Ülkemizin, yani evlatlarımızın bir kısmı ikinci sınıf bir muamele görmesin. Üvey evlat muamelesi görmesin. Zenci muamelesi görmesin. Dışlanmasın. Herkes eşit olsun. Onurlu bir yaşam sürsün. Şimdi bunları yapsak hamdolsun ya yaşadık ama bir şey yaptık deriz diyordum. Şimdi yani gerçekten bunların çoğunda mesafe aldık. Yani birçok toplum kesiminin önemli meseleleri aşıldı. Yani diyelim ki Alevilikle ilgili birçok mesele. Evet. Ya eskiden insanlar bunu söyleyebiliyor muydu? Yani konuşmaktan çekiniyordu. Bir araya gelip bir faaliyet yapmaktan çekiniyordu. Aynen, şimdi çalıştaylar düzenledik. Her kesim geldi, düşüncelerini açıkladı. Devleti eleştirebilir, farklı şeyler isteyebilir. Ama meseleler konuşulur hale geldi. Yani dediğim gibi bu Kürt meselesinde önemli mesafeler kat edildi. Bütün bu işte muhafazakar kesimin bir takım sorunlarıyla ilgili önemli mesafeler kat edildi. Bunlar bizim kardeşliğimizi pekiştirecek şeyler. Sorunlar olduğu sürece birileri bu sorunları kaşır. Şimdi biraz önce sordunuz terör niye azdı? Çünkü dışarıda bir dış etki var burada. Türkiye bu sorunu çözmesin. Birileri rahatsız oluyor. Türkiye'nin bölgesel güç olmasından rahatsız oluyor. Bu bir enstrüman terör. Yani bir araç. Bunu birileri kullanıyor. Nedir şey, gaye? İç siyaseti dizayn etmek. Hep bunu siyaseti baskılamak için terörü kullandılar. Yani bakın,
demokrasinin gelişememesinin önemli bir sebebi siyasetin zayıf kalmasının terör üzerinden bunu baskılamaktır. Tabii. Siyaset kurumu hep zayıf bırakılmış. Ama bunlar yönetmesin, biz yönetelim, bizim borumuz ölsün. Biz bunları hep devre dışı bıraktık, bu vesayet odakları, çeteler, mafyalar. Şimdi bölgesel bir takım gelişmeler, Suriye, Irak, oralar bataklık. Evet. Bunun ürettiği bir takım olumsuzluklar var ve biz bu olumsuzlukları vatandaşımız hissetmesin, yaşamasın diye de çok çaba içindeyiz. Yani küresel bir ekonomik kriz kapıda, bölgemizde, işte güney sınırımızda otorite yok. Terör örgütleri cirit atıyor. Bu kadar olumsuzluk içerisinde Türkiye büyümeye devam ediyor. Ve insanlarımız, işte 2,5 milyon insanı evet. burada kucağımıza açtık. Avrupa 10 tane göçmen gidecek diye panik atak geçirdi. Ben tabii ne yapacağım? Korkudan ölüyorlar. Korkudan ölüyorlar. Aynen. Yani ve Türkiye'nin bu büyüklüğünü gösteriyor. Yani bizim büyük bir millet olduğumuzu, büyük bir devlet olduğumuzu gösteriyor. Ve işte göze batan bu. Terör üzerinden bunu nasıl baskılarız? AK Parti'yi devirirsek, kurtulursak hepsinden kurtuluruz. Türkiye'de de bir vesayet düzeni kurarız. Dış politikayı değiştiririz. İstediğimiz gibi bir rota çizeriz. İstikamet veririz Türkiye'ye. Bütün dertleri bu. Yani bu yüzden bu ülkenin mukadderatı açısından önemli bir seçim. Sadece bir parti meselesi değil. Türkiye'yi bir uydu ülke haline getirmek, bir eksene oturtmak istiyorlar. Bu noktada AK Parti'nin iktidar olup olmamasından daha önemli bir mesele önümüzde duruyor. Bu seçime de biraz böyle bakmak lazım. Sayın Bakanım, çok çalışıyorsunuz. Eve vakit ayırabiliyor musunuz? Ya eve gidebiliyor musunuz şimdi daha doğrusu? Bu bir yaşam tarzı oluyor. Ve artık onu herkes kanıksıyor. Yani eşiniz de kanıksıyor, çocuklarınız da. Özlüyorsunuz. Ama onlar şimdi benim bir bebeğim var. İşte 17-18 aylık, 1,5 yaşına başlasın. Geliyor. Tabii bir masumiyet timsalidir bebek. Tabii. Yani çocuklara hep öyle. Yani onu gördüğünüz zaman, o yüzündeki masumiyeti gördüğünüz zaman tam bir stres topu, her şeyi unutuyorsunuz. Yani bütün o krizler, terör, başka hadiseler, toplumda işte siyasi partilerin bir sürü hakaretleri. Bakın şimdi MHP lideri bir taraftan zehir zemberek hakaretler ediyor. HDP genel başkanı, başbakanımıza yine bir sürü hakaretler sıralıyor. Şimdi bunlar tabii kaybetme korkusuna kapıldılar. Nasıl AK Parti'yi de aşağıya çekeriz diye. Böyle bir gerilimden medet uman, ondan beslenen bir yapıları var. Oraya çekmeye, sürüklemeye yani çalışıyorlar. Proje sunmayalım. Yani bütün bunlara, işte bütün bu hakaretler vesaire, bunların hepsini sineye çekmek, göğüslemek vesaire biraz da o. Yani çocuğunuzla işte sabah 5 dakika görseniz, gece gittiğinizde zaten uyuyor oluyor. Doğru. O bir şey yapıyor, bir rahatlama sağlıyor. Tabii benim peki? Büyük çocuklarım da var. Yani üniversiteye giden 23 yaşında, 21 yaşında. Doğru. Onlar tabii biraz daha böyle kendi hayatlarını şu anda kuruyorlar. Ama evde bir bebeğimiz var. İnşallah bir bebeğimiz de yolda. O bize bir şey sağlıyor. Yani farklı bir dünya pencere açıyor. Evet. Orada işte kısa bir sürede olsa bütün bu dünyanın gerçeklerinden, realitesinden kopup başka bir aleme dalabiliyorsunuz. Kapı kapandığında orada patron kim Sayın Bakanım? Patronaj ilişkisi yok, demokrasi var. Kimin, yani. Ha, şey eşit diyorsunuz yani. Tabii bu, yani bu gönül ilişkisi, duygusal ilişki, yani öyle patronaj ilişkisiyle yürüyen bir şey değil. Ya zaten biz evde olmadığımız için, evet. Yani biz neye orada reislik taslayacağız? Zaten yokuz evde. Televizyonun karşısına bazen oturduğunuzda, yani ben de yaşıyorum bazen, eşiniz bir dizi açtığında kolay kolay değiştiremiyorsunuz. O dizi izleniyor. Sizin ve takip şimdi ettiğiniz... Benim tabii öyle o saatlerde evde olmadığım için evet. Bizim hanım istediği programı izliyor. Ben gece daha çok gidiyorum. Bazen o kaydediyor tabii. Yani tabii gidince o yorgunlukla hemen gidip yatmak da var ama yatarsanız hiçbir yani evde de oturup tamam, böyle bir aile hayatında olması lazım. Sohbet edeceksiniz ne oldu ne bitti vesaire. Biz de geç bir saat bile olsa, bir bile olsa hanımla oturuyoruz. İşte bir çay demleyip bir sohbet ediyoruz. O sırada tabii o bir dizi kaydettiyse veya bir şey varsa bazen bakıyoruz beraber. Yani bir ortak bir faaliyette bulunuyoruz. Favori diziniz? Yani biraz işimle de alakalı olduğu için mesela TRT bana bağlı. Orada bir takım diziler var. Onlara bakıyorum yani nasıl gidiyor, başarılar mı vesaire. Onda da bir kontrol durumu var ya. Baktığımda yani. Bir şey var. Yine işim bir parçası ama çaktırmıyorum yani. Dizi seyrediyormuşum bakıyorum ama aslında işim bir parçası. Ben de duyun. Yani mesela Diriliş çok
başarılı bir dizi. Güzel bir dizi, evet. Doğru. Yani tabii Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Bir duygusal olarak da insanı içine alıp sürüklüyor. Bir tarihi başarı var. İnsanlar daha çok böyle başarı hikayelerinden mutlu oluyor. Diyelim hezimet dönemlerinin bir filmini yapsam o kadar şey olmaz. Bu biraz daha böyle duygusal olarak sizi içine alıyor. Çünkü çok önemli tarihi başarılar ve bir kuruluş felsefesini, sürecini anlatıyor. Tabii çekip teknikleri vesaire ayrı bir klasman oluştu. Yani TRT'nin dizileri mesela Filin Tadı öyle. Son bir yeni evet, bir yeni doğru. bir klasman, evet. dizi klasmanı oluştu. Her yönden teknik olarak, yönetmenlik olarak, muhteva zaten ayrı. Her yönden başka bir sınıf oluştu ve TRT eskiden beri zaten öncüdür, okuldur. Yani medya sektörünün gelişmesinin de bir okul görevi görmüştür. Şimdi bakıyorum ben, yani TRT'nin son dönemdeki performansı, ki şimdi siyasi olarak eleştiriliyor, onu ayrıca konuşuruz. Ama yayıncılık olarak yine bir öncü, yine bir okul böyle bir performans ortaya koyuyor. Yani dizilerde de böyle. Mesela belgesel kanalı çok başarılı. Yani normal Avrupa, işte batılı belgesel kanalları ayarında bir hakikaten belgesel ben kanalımız izliyorum var. Sayın Bakanım. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii şimdi mesela yani, TRT İngilizce, TRT öyle. World yayına başladı. Yani İngilizce olarak da. O da çok başarılı bir kere. Bütün görünümü, tasarımı vesaire de daha farklı. Yani TRT gerçekten son dönemde altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Yani onun dizilerine bakıyorum. Yani bir de tabii bu özellikle yaz dönemlerinde biraz böyle şey diziler var. Tatil dizileri denebilecek bir takım diziler var. Daha hafif, böyle çok insanı yormayan. Onlar da devam ediyor. Onlar da başarılı diziler. Diğer kanalları da işte ayrımcılık yapmayalım diye bazen bakıyorum. Veya işte yarışma programları. Var mı diğer kanalları takip ettiğiniz? Tabii yani ben genel bir fikrim var. Yani takip edemiyorum ama. Yani ne oluyor, ne bitiyor bir medyada onları genel olarak takip ediyorum. Bir fikrim var ama oturup tek tek onları izlemiyorum yani. Ben hep sizi ekranlarda gördüğümde tabii çok yoğun olduğunuz için bir takım hani stresli bir hayat yaşadığınız için hani bazen böyle sinirli görüyorum sizi. Yok şimdi ama benimle ilgili genel kanaat şu. Evet. Çok ciddi adam. Tebessümüyle biraz da soğuk yani. Falan. Devletin soğuk yüzünü temsil ediyor. Şimdi bu kaçınılmaz, korkuyorduk sizi yok, görürken yok, şöyle bazen kaçınılmaz böyle. Bir durum. Şimdi benimle ilgili röportaj yapanlar bir kere hemen kasılıyorlar. Yani şimdi karşıdaki kişi gülmezse siz nasıl güleceksiniz? Yani karşıdaki kişi bir kere kasılıyor. İkincisi konuştuğunuz konular gülünecek konular değil. Haklısınız. Şimdi terör hadiselerini konuşuyoruz. Çözüm süreci, verdiğimiz şehitler, işte dış politika, Suriye'deki göçmen, yani bunların hiçbiri sizin böyle çok mütebessim konuşacağınız konular değil. Öyle olunca böyle bir profil çıkıyor ortaya. Ben de diyorum ki kardeşim bu konuları konuşmayın. Başka konularla gelin. Bak nasıl başka bir yüzümüz, o gerçek yüzümüzü görün. Fener yani, Galatasaray maçını seyrettiniz mi Sayın Bakan? Seyrettim. Kim iyi oynadı? Şimdi bu soruyu ya, zaten sormak abes. Yani, burada Fenerbahçe stadında Galatasaray'ın kazanmasını düşünmek zaten muhal. Yani Fenerbahçe her zaman kendi stadında rakipleri kim olsa zaten ezip geçiyor. Belki yeneriz belki diye. Burada Galatasaray benim çok sevdiğim bir takım. Yani Avrupa'da da çok destekliyorum. Şimdi mesela genç kuşağın bir dönem var biliyorsunuz. Galatasaray'ın evet, Avrupa şampiyonu olduğu, UEFA şampiyonu olduğu dönemdeki gençlerin çoğu mesela Galatasaraylı. Bende şey yoktur fanatizm mesela. Bizim takımlarımız yabancı bir takımla karşılaşıyorsa ben yani çok hararetli bir işte Beşiktaşlı olurum, Galatasaraylı olurum, Trabzonsporlu olurum. Forma giyiyor musunuz maçlarda? Ama yani öyle bir işim vardır mesela. Bazı Galatasaraylılar der ki Fener takımı, Rum takımı oynarsa biz onu tutarız. Veya Fenerbahçeliler Galatasaray için de. Bunlar yanlış şeyler. Böyle bir fanatizm doğru değil. Yani orada milli olanı tercih etmek lazım. Şimdi o gün maçta da Fenerbahçe çok başarılıydı ve Galatasaray hiçbir etkinlik gösteremedi. Gol belki tartışmalı olabilir, başka şeyler olabilir. Ama tabii Fenerbahçe stadında bu normal olan zaten. Yani Galatasaray'ın beraberliği yakalaması orada şaşırtıcı olan. Normal olan Fenerbahçe'nin zaten kazanmasıydı. O olmadı neydi? Ama evet. Galatasaray'ın stadında da tabii Galatasaray genelde üstün oluyor. Fenerbahçe ile de oynasa, başka takımlarla da oynasa. Evet. Bunların zaten hepsi şampiyonluğu oynayan takımlar. Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi. Yani baktığımızda yedek kulübesi bile diğer takımlarının ilk 11'inden daha daha başarılı isimler diyelim. Yani teknik kapasite vesaire açısından. Yani biraz böyle
şey düşüktü maçın ikinci yarısı vesaire, çok böyle yoruldu mu Fenerbahçe? Tempo yüksek değildi ama Fenerbahçe açık bir şekilde üstündü. Ama 1-1 de yani şey açısından iyi, kopma olmaması açısından iyi. Fenerbahçe evet, nasıl olsa Galatasaray sahasında da yenebilir Galatasaray'ı, yani o gücü olduğu için. Burada bir yani iki puanı kaybetmesi çok önemli değil, onu telafi eder diye düşünüyorum. Siz Fenerbahçe'li misiniz? Bundan sonra anlaşılmış olması lazım. Nasıl anladık? Şimdi böyle Fenerbahçelilik tabii bu, ben Pendik'te büyüdüm. İstanbul'un Anadolu yakasında oturanlarda böyle genel bir Fenerbahçeli var, olma eğilimi evet, vardır. Var. Biraz o semple de alakalı. Abi ben, babam benim Trabzonlu. Trabzonspor'u da çok seviyorum ve destekliyorum. Yani bir Trabzonsporlu gibiyim maçları izlerken. Hmm. Ama tabii o büyüdüğümüz yerin takımı olması hasebiyle bir şey var. Fenerbahçe'likte var. Beşiktaş da fena değil galiba bu yıl. Sayın Bakanım. Onları da takip ediyorum ben. Yani işte stat yapımı ne kadar. Yani evet, çok zorluk yaşadılar. Ama gerçekten çok büyük bir gayretle Beşiktaş'a bir gerçekten çok güzel bir stat evet, kazandırmaya çalışıyorlar. Evet. O süreçleri de hep destekledik. Yani başkanla da defalarca görüştük. Başkan da gerçekten çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Yani bu iyi işleri desteklemek lazım. Yani bu kulüplerin hepsi bizim kulüplerimiz. Evet. Bunların başarısı demek bizim başarımız demek. Bakın böyle günlerde milli şuur, milli birlik beraberlik, milli heyecan, bunlar önemli kavramlar. Yani düşünün, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Bir yani günde şehitler vermişsiniz. Bu ortak acımızdır. Hep birlikte bunu paylaşacağız. Ama ortak sevinçleri de üretebilmemiz lazım. Hı hı. Duygudaşlık önemli bir şey. Yani milli takımımız yani kazandı ve işte direkt Avrupa Kupası'na gitme şansı kazandı. Şimdi bu mesela çok önemli bir şey. Evet. Yani millet olarak bizim işte bu ortak sevinci ne kadar çok üretebilirsek, yani acı olduğunda paylaşmak da önemli. Şimdi Ankara'da saldırı oldu. Orada kimin öldüğü önemli değil. Tabii. O Türkiye'ye dönük bir saldırı. Bunlar bizim vatandaşlarımız, bizim canlarımız. Ve bu acıyı hep birlikte paylaşmak, ortaklaştırmak önemli. Sevinçleri de bu tür ortak sevinçleri ne kadar fazlaştırabilirsek, üretebilirsek. Bu yüzden kulüplerimizin imkanlarını geliştirmesi, bu Trabzon olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur, diğer Anadolu kulüpleri olur. Yani şimdi mesela milli maçlar Konya'da oynandı. Ne kadar güzel Uğur oldu. Geldi. Yani Konya evet, seyircisine evet, çok teşekkür hakikaten ediyoruz. Öyle. Yani halkımız yani bütün stadı doldurdu, çok hiç susmadı, sürekli tezahürat yaptı. Ya bunlar çok güzel şeyler. Yani o statlar, yani o statların hepsi bu dönemde yapıldı. Yani stadı, seyircinin ona sahip çıkması, yani bu devlet millet kaynaşması bu işte. Hmm. Yani devlet gidecek, imkanı hazırlayacak, kulüplere destek olacak, stadı yapacak ve halkımız da gidecek, destek olacak. Hep birlikte bu sektörü ayağa kaldıracağız ki işte bu mutlulukları birlikte yaşayabilirim. Bu noktada yani diğer kulüplerimiz, şimdi İstanbul'da tabii birçok kulüp var. Onların başarıları, diğer Anadolu takımlarımız, diğer liglerdeki takımlarımız. Mesela biz TRT olarak bunu destekliyoruz. Evet. Yani o maçların yayınlanması bir şekilde onlara bir destek olsun, sahip çıkalım, imkan olsun evet, diye. Şimdi bazen TRT'yi eleştiriyorlar, işte milletin parasıyla şöyle oldu, böyle oldu. Ya onlar, yani o TRT kamu yayıncılığı yapıyor. Tabii. Yani düşünün, sadece bu takımlarımıza sahip çıkmak vesaire bile çok önemli bir şey ve bu şekilde birçok sosyal faaliyet yürütüyor aynı zamanda TRT. Bunlar da önemlidir diye düşünüyorum ben. Bir Kürtçe televizyon kanalı da açıldı zaten sizin döneminizde. Bunu da yapan sizsiniz neticede. İletişim okudunuz. Evet. Üniversitede. İşinizi de son derece büyük bir başarıyla yapıyorsunuz. Hakkını vermek lazım her şeyin. Az bir zaman kaldı, birkaç gün kaldı. Gençlerimize son olarak başbakan yardımcısı olarak değil de bir abi olarak gençlerimize ne tavsiye ediyorsunuz efendim? Şimdi tabii biraz önce bahsettiğim gibi, yani bu ortak sevinci üretebilmek, evet, paylaşabilmek, aynı noktada durabilmek, ortak bir geleceğe doğru kilitlenebilmek, hedefe yürüyebilmek, bunlar önemli. Yani Cumhuriyet'in kurulması kolay olmadı. Yani milli mücadele kolay olmadı. Yani yedi düvele karşı bir mücadele yürütüldü ve bütün bu Anadolu'dan, yani Pınar gibi aka aka Ankara'da bir havuz, göl oluştu. O pınarlar, yani toplumun bütün kesimlerini temsil eden iradeler buraya yansıdı.
burada bir Türkiye Büyük Millet Meclisi oluştu. O meclis Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. Bakın bu meclis gazi bir meclis. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, milli mücadeleyi veren bir meclis. Yani bu yüzden demokrasi açısından meclislerin çok büyük anlamı vardır. Ama Türkiye'de meclis özellikle bu milli mücadeleyi yürüttüğü, yani savaşlarda meclisin kapısını kapatalım değil, o dönemde kapı açıldı ve o meclis bu mücadeleyi yürüttü ve bir cumhuriyet kuruldu, bir devlet kuruldu. Buna sahip çıkmamız lazım. Bu bizim ortak değerimizdir, cumhuriyet. Ve onu yüceltmemiz lazım. Bu kuru sloganlarla, hamasetle değil. Evet. İşte cumhuriyetimizin 2023 vizyonu, yani 100. yıl vizyonuyla ilgili AK Parti olarak çok ciddi bir çalışma yaptık. Önemli hedefler ortaya koyduk. Bu hedeflere millet olarak yürümemiz lazım. Bunu başarmamız lazım. Gençlerimiz bu yüzden kendilerine inansınlar, ülkelerine güvensinler. Bu çok önemlidir. Umudu yeşertmek önemlidir. Bakın, eğer bir toplumda, bir millette insanlar geleceğe dair ümit besliyorlarsa, plan, proje yapıyorlarsa, hayal kurabiliyorlarsa en önemli değer, kazanç budur. Ama insanlar böyle karamsarsa, yarını göremiyorsa, bir hayal kuramıyorsa, onlar bile ortadan kaldırıldıysa o ülke hiçbir yere varamaz. AK Parti'nin en büyük başarısı insanların kendisine, ülkesine güvenmesi, umutlarının yeşermesi, geleceğe dair planlar, projeler yapması, bir hayal kurmaya başlamasıdır. Ve gençlerimiz, yani bazen kızarlar, ey gençler işte hayal kurup durmayın. Çok önemli bir değerdir bu. Gençlerin veya bizim, hayal kurmayan insan hiçbir şey başaramaz. Yani önce sen bir hayal kuracaksın. Bir hayalin olacak, bir düşünü olacak, bir hedefin olacak. Bu işin yarısıdır. Yapmak kadar önemlidir. Bu yüzden gençlerimiz hayal kursunlar, geleceğe ümitle baksınlar, kendilerine inansınlar, ülkelerini sevsinler, birbirlerini de sevsinler. Herkes birbiriyle kucaklaşsın, dost olsun. Farklı partileri destekleyebiliriz, farklı dünya görüşleri olabilir. Ama hepimizin yüreği bu millet için, bu ülke için atıyor. Öyle atmalı. Bizim aidiyetimiz, bizim bağlılığımız bu cumhuriyetedir, bu ülkeyedir, bu milletedir. Ve ortak geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Farklı siyasi görüşlerin hiçbir önemi yok. Herkes sandığa gitsin, iradesini ortaya koysun. Ben de ülkemin geleceğinde söz sahibiyim desin. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. İnşallah. Efendim Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili adayı Yalçın Akdoğan Bey'i bugün ağırladık. Number One FM, Number One Türk FM, Number One TV ve Number One Türk TV ortak yayınında. Efendim çok yoğundunuz. Gençlerimize zaman ayırdınız. Gerçekten çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Number One Medya Grubu olarak seçime birkaç gün kala son konuğumuzdu Yalçın Bey. Hayırlara vesile olsun efendim seçimler. Hoşçakalın.